Biz bugün meselelerimizi, sıkıntılarımızı, dertlerimizi iki rekat namazla halledeceğiz. Bize gelen kardeşler, hocam sıkıntım var diyen kardeşlere iki rekat hacet namazı kılıyoruz. iki rekat namaz kılıyor. Hocam halle olmadı. Ya mübarek sen nasıl bir namaz kıldın? Senin kıldığın namaz ne ahvalde? Abdestin düzgün müydü? O namazı kılarken Sübhaneke'yi güzel okudun mu? Fatiha'yı düzgün okudun mu? İnna e'vayna dedin mi? Kul hüvallahu ehad dedin mi? Nasıl okudun? et düzgün okudun mu? Salli barik düzgün okudun mu? Rabbena etine. Ne yap halde? Rabbena etine, Rabbena fille. Okudun mu? Yok. Bilmiyorum ki diyor. Ben Rabbena etine, Rabbena fille bilmiyorum. Okusam olur mu? <laughs> Allah sana selamet versin kardeşim ya. Nasıl olacak bu işler ya? Hı? Biz daha hakkıyla iki rekat namaz kılamıyorken ahvallerimizi nasıl düzelteceğiz? billah, Bismillah. Bak Allah Cellece Kur'an'da bak. Bu, biz bu ayeti çok okuyoruz. Biz bu namazla alakalı ayeti çok okuyoruz. Yani Estaizu billahi bismillah. İnne salate vel münker. Namaz insanları kötülüklerden alıkoyar. Evvela kötülüklerden alıkoydu mu o namaz seni? Kötü ahvallerin üzerinden attın mı kardeşim? O zaman başlayacaksın namaza. Estaizu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri ve salâ. İnne Allah'ı me'as sabirin. Bak ayete bak. Allah Allah. Allah'tan namazla ve sabırla yardım isteyen Allah sabredenlerle beraberdir. Al sana ayet. Ayet Allah sabredenlerle beraberdir. Sahabeler iki rekat namazla bütün meselelerini halletti. Bunlara birkaç tane örnek vereceğiz. Hı? Bir kadın Mekkeli bir kadın Müslüman oldu. Çocuğunu alarak Medine'ye doğru yola çıktı. Ve yoldayken bu kadının çocuğu öldü. Çocuk öldü. Şimdi bu kadın kendi kendine düşünüyor. Ya Rabbi ben ne yapacağım? Ve iki rekat namaz kıldı. iki rekat hacet namazı. Ve ellerini açıp dua etti. Dedi ki ya Rabbi ben dedi Müslüman oldum. Ben dedi senin rızan için Medine'ye hicret ediyorum. Ama dedi benim çocuğum öldü. Ya Rabbi benim çocuğumun öldüğü haberi benim kabileme giderse, benim akrabalarım giderse diyecekler ki işte sen bak Müslüman oldun da sen işte iman ettin de bak sen tövbe aşağı işte Muhammed'in yoluna gittin de Bak senin çocuğun öldü. Ya Rabbi lütfen sana yalvarıyorum. Beni bu ahvalle düşürme diye dua etti. Allah Celle Celaluhu o kadının ölmüş çocuğunu diriltti. Dirilten Allah, öldüren Allah ama istemesini bilene. Sahabeler evlerin diyecek bir lokma ekmek yok. Bir lokma ekmek yok. Bugün asgari ücretten dertlenen adam iyi dinle. Bugün açız açız diye o koca göbeğiyle elinde pankartla açız diye gezen adam iyi dinle. Evlerinde bir lokma ekmek yok. Hiçbir şey yok. Sıfır. İki rekat hacet namazı kıldı. Ve dua etti. Duası bittikten sonra evdeki değirmen taşı kendi kendine dönmeye başladı. Değirmen taşı. Hani un değirmenleri var ya böyle onu öğütüyorlar. Kendi kendine dönmeye başladı. Ve un çıkmaya başladı. Un. Çuval çuval. Doldururlar, doldururlar, doldururlar. Ve insanlara dağıtmaya başladılar. Komşuna dağıtmaya başladılar. Artık herkes onun aldı. Ya dediler bu nasıl oluyor? Bu nasıl olacak? Taşı kaldırdılar. Baktılar ki içinden bir tane arpa çıktı. Bir tane arpa tanesi. Tek arpa tanesi. Bunlar bu mevzuyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a götürdüler. Sahabeler dediler ki ya Resulallah böyle böyle mevzu oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz eğer o taşı kaldırıp bakmasaydınız o taştan ...kıyamete kadar un çıkacaktı. Ya nasıl oluyor bu ya? Siz de şimdi böyle yani. Zemzem suyu. O çölden nasıl çıktıysa... ...kıyamete kadar nasıl akacaksa... ...o un da öyle akacaktı. Ya. Hazreti Enes... ...kuraklık var, yağmur yağmıyor. Dedi dur dedi iki rekat namaz kılacağım. Yanında yardımcısı var. İki rekat namaz kıldı. Yardımcısına dedi git bak dedi. Havada bir şey var mı? Yardımcısı geldi ki yok. İki rekat daha namaz kıldı. Git dedi bak bir şey var mı dedi yok. İki rekat daha namaz kıldı. Git dedi bak var mı yok. Dedi ki şöyle tırnak ucu kadar bir bulut var. Dedi tamam. İki rekat daha namaz kıldı. Git dedi bak. Yardımcısı geldi dedi ki efendim dedi yağmur sadece sizin tarlaya yağdı. Sadece sizin tarlaya. Yan dedi tarlaya şöyle bir karış yan tarlaya bir karış çıktı. Sonradan dedi o bulut gitti. Yağmuru yağdıran Allah, unu veren Allah ama istemeyi bilene. Onlar yağmur çok yağsa namaz kılıyordu. Yağmur az yağsa namaz kılıyordu. Onlar her meselelerini yağmurla halle, şey namazla hallediyordu. Biz bugün yağmur yağsın diye Allah selamet versin. Elhamdülillah yani yapalım yapmayalım diye 80 milyon yağmur duası yaptık. Ya onlar işte kendi başlarına, kendi ahvalleriyle, o imanlarıyla kıldıkları iki rekat namazla yağmur yağdırıyorlar Allah'ın izniyle. Ya Allah'ın izniyle bak örneklere bak. Sahabelerden biri bir gün seferden geldi. Belki altı ay belki bir sene sefere çıkmış seferden geri geliyor. Tebliğden, emri bil maruftan geliyor. Bir sene sonra evine geldi. Şimdi bugün o sahabeyi bir kendimiz onun yerine koyalım. Bir sene sonra bir gurbetten geliyorsun. Seferden, gurbetten fark etmez. Evvela ne yaparsın? Çolunla çocuğun nasip Hanım bir çay koy. Bir yemek hazırla. Özledim seni yemeğini. Ya var ya çolum çocuğum böyle kokunuz burnumda tüttünüz. Valla bilmiyorum nasıl özledim size bir sarlayayım bir öpeyim koklayayım. Değil mi? O sahabe ne dedi biliyor musun? Hanıma ne dedi ki müsaade eder misin? iki rekat namaz kılayım. Bir sene seferden geliyor. Hanımına diyor ki müsaade eder misin? iki rekat namaz kılayım. Ve o sahabi iki rekat namazı sabaha kadar kılıyor. Sabaha kadar hatimle iki rekat namaz kılıyor namaz işte onların namazına bak bir de bizim namazımıza bakalım. Hani derdim var kocam böyle çocuğum böyle zulüm altındayım kocam beni dövüyor karım beni dövüyor kocam beni evden atmak istiyor çocuğum hasta çocuğum rahatsız annem sakat babam sakat babam ölmek üzere her neyse sıkıntısı olan arkadaşlar sıkıntısı olan kardeşler bak sahabiler örneklerine bakın namaz ama nasıl namaz. Bak nasıl namaz kılacaksın? Sahabelerden birinin evine bir gün yılan düştü. Sahabe namazla. Ev yıkılıyor. Yılan düştü evin içine kardeşim. Bugün bizim içinde geçen anlattık burada yani. Böcek fare girse Allah selamet versin. Oo kaç kaç terk et. Memleketi terk et. Yılan düştü. Ev ailesi korku çığlıklar böyle. O, o böyle hani uzaktan böyle bir şeyler geliyor sanki diyor yani böyle. Namazı bitirdi. Ya dedi ne oldu dedi ben namazayken böyle evden böyle bir yani kulağıma böyle uzaktan bir ses geldi. Uzaktan ses geldi. Ev yıkılıyor evin içine yılan düşmüş çoluk çocuk feryat figan. Yani kadın tepeye çıkmış. Sabi Hanım anne koltuğun üstüne minder her neyse yükseğe çıkmış kaçıyorlar. Diyor kulağıma bir ses geliyor. Ya diyor mübarek ev yıkıldı yılan girdi. sen duymadın mı? Diyor duymadım ya. Duymadım. Senin namaz nasıl? Hani sana iki rekat hacet namazı kıl ki. Bütün dertlerine derman olacak dedik ya. Sen de ya, ya, namazı kıldım da benim derdime derman olmadı. Dedin ya. işte o namazla kusura bakma kardeşim hiçbir şey yapamazsın. O namazla çocuktan su istesen, çocuk sana su getirmez. Onların namazı işte hakiki namazdı. Allah dostlarından biri bir kere camide namaz kılıyor. Deprem oldu. Caminin yarısı yıkıldı. Selam verdi. Baktı ki caminin yarısı yıkıldı. Dedi ki bu cami ne oldu ya? <laughs> camiye ne oldu? Adam bugün 4 nokta şiddetinde deprem olsa bırak cami Allah selamet versin yani. Üf, uçurumdan aşağı. Adam beşinci kattan atlıyor yani. Ya. Hazreti Ali Bacağın ok saplandı. Çıkartamıyorlar, canı yanıyor. Dedi ki durun dedi. Ben dedi iki rekat namaz kılayım. Ben namazdayken oku bacağımdan çıkartın. Hz. Ali namaza durdu. Namazdan sonra dedi ki çıkardınız mı? Bak soruyor çıkardınız mı? Halbuki ok çıktı. İşte namaz bu. Namazın hakikati bu. Allah'tan bir şey isteyen kişi hakkıyla namaz kılacaksın.